EBN Türk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyiciler. Ben Fatma Nurkama. Türkiye'den ve dünyadan ekonomi, finans ve gündeme dair tüm haberleri sizlere aktarmak için EBN Ekonomi ile karşınızdayım. Tarihler 25 Nisan 2023 Salı'yı gösteriyor. Gündeme ilişkin tüm gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Bugün programımıza İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Selimler ve Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayhan Aytaç katılacaklar. Konuklarımızla ekonomik gelişmeleri, depremi, güncel haberleri, yerel ve küresel piyasaları değerlendireceğiz. Öncelikle ekonomiden önemli başlıklarla haber turumuz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planladıklarını söyledi. Erdoğan, ünvanlı tazminatı ve ek ders ücretiyle birlikte baş öğretmen maaşı yaklaşık 25 bin lirayı, uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu, dedi. Erdoğan, akıllı köy evlerinden besli hayvancılığı teşvikine, sera yatırımından üre fabrikası kurulmasına kadar çiftçilere 10 yeni müjde verdi. Erdoğan, afet alanlarındaki köy evlerimize, hayatını sürdürecek çiftçilerimize, Ziraat Bankamız vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan ve yem alımlarını da destekleyeceğiz, dedi. Ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazancı yükselecek, diye ekledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. Bakan Bozdağ, kirada %25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını ifade etti. Kurumlar vergisi istisnasının kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar içinde uygulanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Böylece düzenlenen kurumlar vergisi istisnası şirketlerin bilançolarında yer alan yabancı paralar içinde uygulanacak. Altın fiyatlarında televizyonda verilen işlenmemiş altınla kuyumculardaki işlenmiş altın fiyatları arasındaki farktan kaynaklanan sorunu gidermek için tüketicinin işlenmiş altın fiyatına ulaşabilmesi adına mobil uygulama geliştirildi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, altın fiyatlarının mobilden anlık takip edilmesini amaçlayarak hayata geçirdikleri İKO fiyat uygulaması hakkında bilgi verdi. Bosna Hersek hariç tüm ülkelerden yapılan bazı hububat ithalatına uygulanan gümrük vergisinin 1 Mayıs'tan itibaren %130 olarak uygulanacağı kararı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası'nın yönetim konseyi üyelerinden gelecekte yapılacak faiz artışlarının büyüklük ve sayı olarak daha sınırlı olması gerektiği değerlendirmesi yapıldı. Motorinin litre fiyatı da bugünden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş indirim geldi. Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul günün ilk yarısında değer kaybetti. Endeks 4900 ile 5000 seviyelerinde seyretti. Altın, ABD'den gelecek ve Fed'in bir sonraki faiz kararına ışık tutabilecek bir dizi veriler öncesi kısmi geriledi. Altının ons fiyatı 1976 dolar seviyelerine düştü. Gram altın ise 1235 TL seviyelerinde seyretti. Dolar TL 19.42 seviyesinde, petrol bankacılık krizinden bu yana en büyük haftalık kaybından sonra kısmi yükseldi. Brent petrol 81,97 dolar seviyelerinde seyretti. Evet değerli izleyiciler, gündeme ilişkin önemli başlıklarımız bu şekildeydi. Hemen konuklarımıza merhaba demek istiyorum. Ayhan Hocam, Hüseyin Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben hemen biliyorsunuz ki çiftçilerimizde açıklanan 10 yeni müjdeyle devam etmek istiyorum, başlamak istiyorum yayınımızda. Baktığımız zaman biliyorsunuz çiftçilerimizin son dönemlerde zorluklarla karşılaştığını, özellikle depremden sonra bu zorlukların daha da arttığını görüyoruz. Baktığımızda sıfır faizli kredi desteğinin ve ayrıca da hayvancılık, hayvan ve yem alımlarının destekleneceği açıklandı ve 10 tane yeni müjdenin artık uygulamaya konulacağı bilgisi mevcut. Baktığımızda günümüzde çiftçilerin sorunları nelerdir? Tarım nasıl destek ve baktığımızda bu tür uygulamalar, bu tür destekler ne zaman fiyatlara, gıda fiyatlarına yansımaya başlar? Buyurun Hüseyin Hocam, başlayalım sizinle. Evet, ben eski aynı zamanda bir Ziraat Bankası çalışanıyım. Ziraat Bankası zaten uzun yıllardır bu işleri yapıyordu. Tabii şimdi seçim öncesi bu türlü müjdeli haberler şeklinde açıklanması, evet seçim sürecinde önemli ama tarım ve hayvancılık gibi kısa zamanda halledilecek konular değil. Çünkü dünyada bir gıda krizi var. Rusya-Ukrayna savaşıyla gıdaya bağlı olmanın ve gıda maliyetlerindeki artışın ülke enflasyonları ne kadar etkilediğini de gördük. Zaten dünya nüfusu artıyor. Tarıma ekili araziler iklim krizi nedeniyle de olsa daralıyor. Bu da dünyada gıda fiyatlarını yukarıya doğru körüklüyor. Bunun yanında Türkiye'ye baktığımız zaman
tarımsal ürünler girdi enflasyona, yani tarımsal üfe fiyatları da arttırdı. Dolayısıyla üretici ürettiği ürünleri yüksek fiyattan üretiyor. Dolayısıyla bizim önümüze gelene kadar da daha yüksek fiyatlardan artıyor. Dolayısıyla bizim burada çiftçileri gerek tarım ürünleri gerekse hayvancılık olsa desteklememiz lazım. Uzun zamandır tabii ki söyleniyor. Devletin Ziraat Bankası kanalıyla kullandırmış olduğu krediler sübvansiyonlu krediler. Zaten buralarda bir indirim var. Ancak fiyatlar o kadar çok arttı ki üretici kredi ile aldığı kredi faizi düşük olmasına karşın üfeden dolayı kullanmış olduğu girdi fiyatları o kadar çok arttı ki kar edecek durumda değil. Biz örneğin domatesi 30 lira yiyoruz ama buradan aracılar çok kazanıyor ve çiftçi, tüketici mağdur oluyor. Çiftçi kazanamıyor, aradaki aracılar kazanıyor. Dolayısıyla çiftçilerin örneğin bazı vergi indirimleri, mazottaki destekler, kredi yoluyla faiz indirimi desteklenmesi önemli. Bunlar zaman zaman yapılıyor ama bunlar çok böyle ihtiyaç duyulduğundan değil, bir politika eşliğiyle yapılması önemli. Ve Ziraat Bankası uzun yıllardır bu konuda aracılık görevi zaten layıkıyla yapıyor. Ama burada önemli olan bizim bunları özellikle finansa erişiminin zorlaştığı bir dönemde, üfenin arttığı, üreticinin kazanamadığı, tüketicinin de yüksek enflasyondan dolayı çok yüksek fiyatlarda eti veya da gıdayı tükettiği bir dönemde devletin düzenleyici ve denetleyici fonksiyonu biraz da etkin bir şekilde ve uzun vadeli planla yapılması lazım. Yani bu şu an bu kararları alsak da biz 2-3 ay sonra daha ucuza, evet bazı ürünlerde fiyat düşebilir ama bu kadar girdi maliyetlerini aşağı çekemediğimiz sürece alacağımız önlemler de kısa sürede olur. Bizim daha uzun süreli bir devlet politikası olarak bunu yapmamız halinde uzun süreli bunun etkilerini ve faydalarını daha fazla görebiliriz. Evet, sizin o zaman böyle kısa dönemli değil de daha uzun vadeli planlarla daha yapıcı teşviklere ihtiyaç duyulduğunu söylediniz. Ayhan Hocam, siz neler söylemek istersiniz? Çiftçiler sizce ne gibi sorunlarla karşılaşıyor, nasıl desteklenebilir ve tarımın teşvik etmek adına sizce neler yapılabilir günümüzde? Evet, tarımsal kesime yapılacak destekler aslında milli servet açısından ve o ülkede yaşayan insanlar açısından son derece önemli. Çünkü gıdanın olmadığı yerde maalesef diğer sorunların hepsi bir kenarda kalıyor. Öncelikle gıda ve sağlıklı gıdanın Türkiye olduğu kadar dünya için de ne kadar önemli olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Stratejik bir sektör olması itibariyle de her daim aslında tarım kesimi desteklenmesi ve tarım kesimindeki verimliliğin de modern tekniklerle ve modern altyapıyla beraber teşvik edilmesi gerektiği söz konusu. Ayhan Hocam, çok özür diliyorum. Çok özür dileyerek bölmek zorundayım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Niğde'de konuşuyor, dinliyoruz. Muhterem vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, hatırlayınız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği 16 Nisan 2017 halk oylaması öncesinde iç ve dış ihanet cephesinin eş zamanlı provokasyonları hız ve yaygınlık kazanmıştı. Çünkü Türk milletinin tarihiyle, kimliğiyle, sosyolojisiyle ve kültürüyle müzahir bir yönetim reformunun gündeme alınması yerli ve yabancı odakları çılgına çevirmişti. Nitekim koro halinde saldırıya geçmişlerdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin doğruluş müjdesiydi. Bu nedenle ülkemizdeki siyasi muhalefet dış bağlantılı siparişiyle yeni hükümet sistemini karalamak için her çirkinlikten medet umdu. Devamlı çamur attılar. Ağızlarından bir kez de olsa hayır çıkmadı. Milli ve isabetli bir değerlendirme duyulmadı. Birbirine karıştırdılar. Şahsım rejimi dediler, bir yalana bin yalan kattılar. Diktatörlük var dediler, şayet böyle olsaydı nasıl bu kadar pervasız ve hayasız olabileceklerini, ulu orta nasıl bu kadar kolay hakaret edebileceklerini hiç hesaba katmadılar.
milletimizin iradesine kilit vurmayı denediler. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin intikamını almak için kuyruğa girdiler. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin 3. evresine kazasız, kansız ve sorunsuz geçmesine tahammül edemediler. Milletimizin tercihini reddetmeyi göze aldılar. Sonra dönüp yüzsüzce demokrasiden bahsettiler. Melez ve meçhul bir özgürlük yaygarası kopardılar. Asıl demokrasi kaçkını, gerçek demokrasi muhalifi olduklarını bir türlü idrak edemediler. Türkiye'nin öncelikli ve çözülmesi gereken sorunu siyasi muhalefet sorunudur. Bu muhalefet demokrasiye mesafelidir. Bu muhalefet milli ve yerli duruşa karşıdır. Bu muhalefet Türkiye'nin aleyhinedir. İktidara değil, ülkemize muhalefet etmenin, her gelişmeyi karalamanın, her güzel hizmeti kötülemenin üzerinde yaşadığı vatanı kundaklamaya teşebbüs etmenin adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Zillet demek alçalma demektir. Zillet demek aşağılanmak ve küçülmek demektir. Türkiye zillete müstahak değildir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde zillete düşmemiştir. Mideyi zillete çekmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim? Bunları daha nasıl tarif edelim? Soruyorum sizlere. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine hazır mısınız? Vakit geldiğinde sandığa gidecek misiniz? Türk milletini zilletin anaforuna düşürmeyi hedefleyenleri elinizin tersiyle itecek misiniz? Bunları yaparken Milliyetçi Hareket Partisi'nin MİDE milletvekili adaylarını seçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Sözünüz söz mü? Kararınız kesin mi? MİDE bu kanaatte ise Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan mesaisine girmesin. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi 14 Mayıs'ta vatana ve milli namusa sahip çıkacaktır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Hepimiz Türk milletiyiz. 1954 yılında elin bir uçak kazasında hayatını kaybeden fikriyatımızın büyük isimlerinden merhum Remzi Oğuz Arık hocamız der ki, vatan alelade bir toprak parçası değildir. Hakiki kimliğini üstünde yaşayan insanlardan, onların eserlerinden alır. Müşterek tarih toplumları millet yapar. Yaşanılan acı, tatlı hatıralar bir potada eriyip dökülerek coğrafyayı vatan yapar. Toprak çiğnene çiğnene vatan olur. Coğrafyamız her yandan o kadar düşmanla, rakiple sarılmıştı ki felaketler arasında durmadan bilendik. Bir toprağın coğrafyadan vatana yükselişi kaç milyon faciaya, acıya, hatıraya mal olmuştur. Çocuğun doğarken
kaç kere anasını öldürüp dirilttiği gibi coğrafyada vatan olurken üstündeki milleti öldürüp diriltir. Muhatap olduğumuz her müşkülat, katlandığımız her müessif olay daha huzurlu, daha güvenli bir geleceğin kefaretidir. Hangi felakete maruz kalırsak kalalım, muhasır medeniyet iddiasından geri dönmeyeceğiz. Depremin izlerini silip yeni yüzyılda yeni hayatı yeni Türkiye'de hep birlikte kuracağız. Bizim gidecek bir başka yurdumuz yoktur. Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiş, ayak bastığı toprakların ruhuna vatan sedasını can pahasına üflemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türk'tür. Binlerce yıldır millet tektir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış, her yoklayış, her zorlayış maceradır, mefluştur. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin anları devam ederken 22 Ağustos 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye nakli tartışmaları sürdüğü bir esnada kürsüye çıkan Tunceli mebusu Diyap Ağa demişti ki, efendiler buraya kaçmaya mı geldik yoksa gerektiğinde kavga ederek ölmeye mi? Kendimize has fazilet ve medeniyet meziyetimizle, şahsi haslet ve kabiliyetimizle, bıçkın cesaret ve hamiyetimizle hiçbir kuşatmayı eyvallah etmedik. Hiçbir saldırıya boyun eğmedik. Hamdolsun bugün de eğmiyoruz. Bilinsin ki bundan sonra da yalnızca rükuda eğileceğiz. Dün müstevliler, manda ve himaye mübaşirleri, işbirlikçi müflisler, ihanet mültezimleri vardı. Bugün ise emperyalizmin piyonları, zillet içinde kıvranan acizler, küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri vardır. Dün işgalciler denize süpürülmüştü. Bugün ise teröristler bulundukları, görüldükleri her yerde gömülmektedir. Türkiye, kefen biçmeye cüret edenlerin sonu tarihin her döneminde hüsrandır, mağlubiyettir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ile aynı yolu yürümesine NİDE nasıl tahammül edecektir? Teröristlerin peş peşe destek açıklamalarını Kılıçdaroğlu'nun veya partisinden bir yöneticinin çıkıp da itiraz ettiğini duydunuz mu? CHP ve İYİ Parti Türk askerinin Irak ve Suriye'deki varlığına karşıdır. Mavi vatandaki egemenlik mücadelemize karşıdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya baktıkları yer başkent Ankara değil, Washington, Brüksel, Londra'dır. Zillet ittifakı Türkiye'yi ABD'nin sınır bekçisi, NATO'nun da ileri karakolu yapmayı amaçlamaktadır. CHP ile İYİ Parti yönetimleri ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır. CHP'ye oy veren vatandaşlarım bu zillete hayır demelidir. İYİ Parti'ye veya diğerlerine oy veren vatandaşlarım sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır. Muhalefetin terör sevdası zillettir. Muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir. CHP ile İYİ Parti Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vaat eden köksüz ve kimliksiz çıyanlarla el eledir. Kol koladır,
yanak yanağıdır. MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgidedir. PKK-YPG ile aynı kundağa sarılan Irak'ın Süleymaniye kentinde fitne ateşine odun atan Bafel Talebani Kılıçdaroğlu'yla umut bağlamıştır. Kılıçdaroğlu'na Niğde'den soruyorum. Biraz haysiyeti, biraz izanı, biraz da ahlakı varsa cevap vermesini bekliyorum. HDP'ye ne vaat ettin? Hangi güvenceleri paylaştın? PKK'ya üzeri emperyalist mihraklarca ciro edilmiş hangi açık çekleri verdin? FETÖ'nün gönlünü nasıl aldın? Pensilvanya'ya nasıl ikna ettin? İmralı canisini serbest bırakacağız dedin mi? Demedin mi? Özerk yönetimlere oy vereceğiz dedin mi? Demedin mi? Güney sınırlarımız boyunca planlanan terör devletine tamam dedin mi? Demedin mi? Terörist Bezahozat Kılıçdaroğlu diyor. Terörist Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu diyor. YPG elebaşı Salih Müslüm de Kılıçdaroğlu diyor. Bu terörist aynen şunu söylemiş. Erdoğan'dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor. Be hey vandal, be hey vahşi, be hey cani, Allah'ın izniyle senden daha çok bekleyeceksin. Vakti ve saati geldiğinde cinayet ve melanetlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceksin. Bir başka terörist Murat Karayılan da şu sözleri ifade etmiş. MHP'ye ve AK Parti'ye verilen her oy PKK'ya sıkılan mermidir. Doğrudur. Cumhur İttifakı'na verilen her oy haine, düşmana, teröristlere doğrultulmuş, namlu hedefine sıkılmış mermidir. Bunların alayı Kılıçdaroğlu'nun arkasındadır. Terörist Duran Kalkan CHP'ye ve İYİ Parti'ye her desteği vereceğiz diyor. Verseniz ne yazar, vermeseniz ne çıkar? Hepinizin hesap vereceği günler yakındır. CHP ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı Yeşil Sol Parti'nin Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık aynen şunları ileri sürmüştür. Biz 3-5 bakanlık pazarlığı peşinde değiliz. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok. 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Biz 100 yıllık cumhuriyeti Türk ve Türkiye yüzyılına taşıyalım diyoruz. Bunlar değiştireceğiz, kurcalayacağız ve kurtulacağız diyor. Bu rezil cürete Kılıçdaroğlu'ndan en küçük sitem gelmedi. Hiçbir CHP'li veya İYİ Partili yöneticiden kınama mesajı gündeme yansımadı. Zira bunların hepsi aynı tornanın mahmamülüdür. Bunların hepsi zehirlidir, zillettir, ziyan içindedir. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler, mücavir bölgelerde nifak üretenler, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar doğduklarına bir pişman edileceklerdir. Milli mücadele zaferle taşlanarak vatan düşmanından temizlenmiş ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde bu defa da düşman imalatı olan terör belası, bölücülük illeti Türk milletinin makus talihi olmaktan kesinlikle çıkarılacak, bu kanlı döngüye son nokta koyulacaktır. Sözümüz söz olsun,
ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecektir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar baki kalacaktır. Devlet ve milletiyle her birlikte Türkiye olarak sonsuzluğun ufuk çizgisinde kutup yıldızı gibi parlamak kaderimiz olacaktır. Değerli vatandaşlarım, muhterem dava arkadaşlarım, aziz niderler, şimdi sizlere soruyorum. Öyle bir cevap veriniz ki yedi düvel ne oluyor Niğde'de diyerek saklanacak deli karasın. Vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? İşte Niğde'nin iradesi böylesine hayranlık vericidir. Allah sizleri her daim var etsin diyorum. Beraber çok daha güçlüyüz. Birlikte her zorluğu aşmaya muktediriz. Çünkü ayrılıkta azap, birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz. Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun, ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, aramızda ayrık otu barındırmayacağız. Bir hakkın saflarımızı sıkı tutacağız. Hep birlikte kızıl elmaya doğru koşacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yıktırmayacağız, mutlaka başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. 14 Mayıs'ta Cumhur'un muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz. Bir kez daha sizlere soruyorum. 14 Mayıs'ta sandığın başına gidip mührü elinize aldığınızda Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'na destek olacak mısınız? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a durmak yok, yola devam diyecek misiniz? Türkiye üzerinde hesap yapan iç ve dış mihrakları, tarihimizi yargılayan, milletimizi sorgulayan, varlığımızı kabullenemeyen zalimleri mahvü perişan edecek misiniz? Kılıçdaroğlu'nun sırtını yaslayıp ağzının içine baktığı ABD Başkanı Biden, 1915 olayları münasebetiyle bir kez daha milletimizi suçlamaya, tarihimizi kötülemeye kalkışmıştır. Biden'ın iftirasını reddediyor. Tüm gücümle kınıyorum. ABD Başkanı lobilerin oyuncağı, diasporanın esiridir. Bizim sorunumuz ABD halkıyla değil, Beyaz Saray'a çörüklenmiş zulüm bekçileriyledir. Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir. Biden'ın tarihi gerçeklere aykırı beyanı Türk milletinin nezdinde hükümsüzdür. Yazılı açıklaması yalnızca kağıt parçasından ibarettir. Çünkü tarihimizin hiçbir döneminde mahcup olacağımız, hesabını vermekten kaçınacağımız, yüzümüzün kızaracağı, başımızı öne eğecek bir suça, bir trajediye, bir barbarlığa imza atmadık. Böylesi bir yanlışın tarafı ve faili asla olmadık. Maalesef dünyada hukukun gücü değil, güçlünün hukuku hakimdir. Küresel vicdan inkazdadır. Küresel adalet çiğnenmiştir.
bize soykırım çamur atan Biden ve zihniyeti Vietnam'da, Kamboçya'da, Laos'ta, Hiroşima'da, Nagasaki'de soykırım tünelinde soktukları milyonlarca masumun öncelikle hesabını vermeli, sonra yüzü olursa konuşmalıdır. Irak'ta 1 milyon Müslümana, Afganistan'da 1,5 milyon mazluma kastettiklerini, ucu bucağı görülmeyen ölüm tarlaları açtıklarını, kadınlara tecavüz edip küçücük çocukları mezara soktuklarını kabul edecek ve bunun bedelini ödeyecekleri günler bir gün gerçekleşecektir. Küresel emperyalizmin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır ve bu hesap inşallah görülecektir. Tarih yaprakları 24 Nisan işaret ettiğinde ABD başkanlarının 1915 olaylar hakkında ne söyleyecekleri, nasıl yaklaşacakları, büyük felaket mi yoksa soykırım mı diyecekleri artık merak konusu olmaktan çıkmıştır. Yıllardır Türkiye üzerinde baskı ve dayatma aracına dönüştürülen 24 Nisan tarihi bizim için 23 Nisan'ın bir gün sonrasıdır ve sıradan bir gündür. Ne biliyorlarsa açıklasınlar, ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz, istikametimizden şaşmayacağız. Tarihimizle ters düşmeyeceğiz. 27 Mayıs 1915 tarihinde karar altına alınıp 1 Haziran 1915'te uygulamaya koyulan sevk ve iskan kanunuyla her zaman gurur duyacağız. Dönemin milli kahramanlarına, bu millete şehadetleriyle hizmet eden aziz şehitlerimize tarih huzurunda şükran ve minnet duygularımızı her fırsatta göstereceğiz. Niğde'den diyorum ki 108 yıl önce alınan tehcir kararı doğru bir karardır. Aynı şartlar bugün zuhur ederse Milliyetçi Hareket Partisi dün ne yapıldıysa onu yapar, yaptığını da seve seve sahiplenirdi. Değerli vatandaşlarım, muhterem liderler, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, milletimizin bekası, ülkemizin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Bu görev tarihidir. Tehiri ve tevzisi düşünülemeyecektir. Maruz kaldığımız stratejik tehditler, küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi, milli çıkarlarımızı, milli varlığımızı, milli gelecek projelerimizi sömürge hesaplarına, lord planlarına, egemen güçlerin inisiyatifine teslim etmek isteyenler faal haldedir. 14 Mayıs seçimleri dünya üzerindeki mevcudiyetimiz, istiklal ve istikbal haklarımız bakımından hayati niteliğe aizdir. Canımızdan aziz bildiğimiz milletimizi, candan ileri saydığımız vatanımızı, canımızın cananı gördüğümüz devletimizi dünya durdukça yaşatma ve yükseltme çabasındayız. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü Cumhur'un zaferiyle taşlandırmanın gayesindeyiz. Bu haklı ve tarihi mücadelemizde yol haritamız bellidir. Türk ve Türkiye yüzyılına milli birlik ve kardeşlik şuuruyla ulaşmanın azmindeyiz. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerini Türk milletinin kader karar anı, Türk tarihinin yol ağzı, Cumhuriyet'in yeni yüzyıla demokratik sözleşmesi olarak değerlendiriyoruz. Diyorum ki Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı pazarlıksız, aracısız, hesapsız,
hilafsız, hilesiz, vatan türbedarı Türk milletinin has bahçesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birinci hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci döneminde de çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarını ara vermeden devam etmesidir. İkinci hedefimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısıyla siyasal destek seviyesini en çoklaştırmak, yıllardır layık olduğumuz hakkımızı milli iradenin onuruyla almaktır. Nihai gayemiz Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok güçlü bir temsil imkanına kavuşmasıdır. Bu kapsamda Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için Cumhur İttifakı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nitelikli çoğunluğa ulaşmamız mecburiyet, parlak bir gelecek içinde mükellefiyettir. Bunu birlikte yapacağız. Elbette başaracağız. Şimdi alayınıza soruyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanlığı seçilmesine var mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi'nin NİDE'den milletvekili kazanmasına destek olacak mısınız? 14 Mayıs'ta takdir ve tercihinizle Cumhur İttifakı'nın yanında duracak mısınız? Yeni bir anayasa için milletvekili sayımızı arttıracak mısınız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine var olan desteğinizi sürdürecek misiniz? Söz veriyor musunuz? Sandıklardan taşıyor muyuz? Cumhur'un zaferine birlikte imza atıyor muyuz? Maşallah, bu ne heybet, bu ne heyecan, bu ne görkem böyle. Her vatandaşımı Türkiye ve Türk milleti olarak paydasında buluşmaya çağırıyorum. Bizim çağrımız halkın, haklının ve hakkı yenmiş gariplerin çağrısıdır. Bizim çağrımız lider ülke Türkiye'nin tarihten gelen çağrısıdır. Bizim çağrımız 85 milyon Türk vatandaşımızın huzur çağrısıdır. Bizim ekonomik teröristlere karşı ekmeğimizin, emeğimizin, alın terimizin tarafındayız. Biz tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız. Biz bağımsız ve güçlü Türkiye'den, büyük Türk milletinden tarafız. İnancımıza göre feda edilecek, yok sayılabilecek, ihmaline göz yumulacak tek bir insanımız yoktur. Küresel komplolara karşı devletin safındayız. Biliniz ki kararlılığımız dosta güven vermektedir. Haykırışımız düşmana korku salmaktadır. Engelleri aşmak için aziz milletim, sıra sende. Dik baş, tok karın, mutlu yarın için aziz milletim, sıra sende. Tuzakları bozmak için aziz milletim, sıra sende. Hep birlikte Türkiye'yi izlemek için aziz milletim, sıra sende. Türk ve Türkiye yüzyılına erişmek için aziz milletim, sıra sende. İstihdam, yatırım, ihracat, kalkınma, büyüme, zenginleşme için aziz milletim, sıra sende. Elbette başaracağız, birlikte başaracağız. 2023 lider ülke Türkiye ülkümüz gerçekleşecektir. Elbette olacaktır, birlikte olacaktır. Ülkümüzle, ülkemizle huzurlu ve refah dolu yarınlara kavuşacaktır. Elbette olacak, birlikte olacaktır. Kaderimiz birdir, kanımız birdir, kararımız birdir, kavlimiz birdir. Biz kardeşiz,
Biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Olacaksa birlikte olacak. Başarıyla birlikte ulaşılacak. Allah razı olsun sizlerden. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Her birinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. 14 Mayıs'ta hem milletvekili adaylarımıza hem Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinizi bekliyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet değerli izleyiciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuştu, onu dinledik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayhun Hocam, siz konuşuyordunuz aslında, yarım kalmış sözcükleriniz. Tarıma ilişkin konuşuyorduk, çiftçilere açıklanan müjdeleri konuşuyorduk. Buyurun kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sesinizi ben tam duyamadım ama kaldığım yerden isterseniz evet, devam edeyim. Buyurun. Ses kesik kesik geliyor çünkü. Tarımın stratejik bir alan olduğunu ve doğal olarak da desteklenmesi gerektiğini ifade ettik. Türkiye'de özellikle son yıllarda tarım ve hayvancılık kısmına bakıldığında özellikle hayvancılık kısmının giderek güçlenmek ettiğini, bunu yurt dışından özellikle ithalat yoluyla gidermeye çalıştığımızı görüyoruz. Oysa bizim çocukluğumuzda Türkiye özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hayvansal üretimde ciddi bir potansiyele sahip olduğu, kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olduğu öğretilirdi. Demek ki geçtiğimiz yıllar itibariyle biz bazı şeyleri yanlış yaptık ki bugünkü durum bu hale döndü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu tarımsal paket iki temel başlık altında toplanabilir diye düşünüyorum. Yani bunlardan bir tanesi borç transferi olarak ifade ettikleri ve tarımsal çiftçi, tarımsal alanda faaliyet gösteren başta çiftçilerimiz olmak üzere ihtiyaç duydukları finansmanı bir borç yapılandırması gibi veya yeni bir finansmanla düşük maliyetli ve uzun vadeli bir ödeme kolaylığı meydana getiriyor ki bu ciddi manada artı bir değer taşıyor. Diğer taraftan yine tarımla ilgili ancak bu kez işletme babında değerlendirilen tarımsal işletmelere yönelik bir destek paketi özellikle süt ve süt ürünleri, efendim yumurta, hayvancılık, tavuk ve kanatlı hayvan üretimiyle ilgili faaliyet gösteren firmalara da ciddi manada bir işletme finansman desteği içeriyor ve her ikisinde de vadeler uzun, faiz oranları da oldukça düşük. Burada da yine her zaman olduğu gibi Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'nın desteğiyle sistem işleyecek diye düşünüyorum. Ancak olayın bir diğer boyutu daha var. Bu diğer boyutta verilen faizlerin, piyasadaki faizlerin çok çok altında olması ve aynı zamanda da bunun bankaların üzerinde bir görev zararı meydana getirecek olması ve bu görev zararının da yine bütçeden karşılanacak olması gibi bir sorunsalı da yine karşımıza çıkartıyor. Bu noktada özellikle dikkat edilmesi gereken şey, verilen kredilerin amacına uygun bir şekilde ya da verilen desteklerin amacına uygun bir şekilde kullanıp kullanılmadığının ortaya net bir şekilde koyulmasıdır. Çünkü bu destek paketleri ciddi manada büyük finansman maliyeti de içeren destek paketleridir ve amacına ulaşmadığı takdirde bir kaynak israfından öteye geçmeyecek. Bu yıl itibariyle Türkiye yaklaşık olarak son 63 yılın en kurak dönemini geçiriyor ve Karadeniz dahil olmak üzere Türkiye'nin pek çok bölgesinde yağışların son derece düşük seyirde ortaya çıktı. Yaklaşık da Türkiye genelinde %39'luk bir yağış kaybının ortaya çıktığını biliyoruz. Bunların hepsinin tarımsal üretim üzerinde elbette ki menfi bir etkisi olacak. Bu menfi etkiyi ortadan kaldırabilmek, çiftçileri biraz daha tarıma yönlendirebilmek amaçlı olarak verilen bu desteklerin önümüzdeki yıllarda ancak pozitif etkilerini görebileceğimizi de düşünüyorum. Burada değerli Hüseyin Hocam'a katılıyorum. Bu tarz desteklerin kısa vadede net sonuçlarını görmemiz mümkün değil. Eğer bu destekler kalıcı bir şekilde ve sürekli uygulanırsa orta uzun vadede ancak biz bunun pozitif etkilerini görebiliriz ve tekrar ediyorum, tarımsal alan, tarımsal üretim bir ülke için stratejik öneme sahiptir ve hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken bir yapıya sahiptir. Maalesef bizde artık köylüler çocuklarını devlet memuru olsun diye zorluyor.
farklı bir yerde bir gece bekçisi olsa dahi çiftçilerimiz çocuklarının gece bekçisi olmasından mutlu hale geliyorlar. Bunun da temel nedeni tarımdaki ciddi manada gelir kaybıdır. Bakıldığında biz Hollanda'ya dolmalık biber ihraç ediyoruz ve orada yaklaşık 1 euroya satılan dolmalık biber bugün sofralarda 35 liraya geliyor. Bu aradaki farkın nereden kaynaklandığının artık Türkiye'de net olarak çözülmesi ve çözüme kavuşturulması gerekir ki çiftçiden alınan ucuz fiyatlı ürünler bizlere gelene kadar 3 katına çıkıyorsa bu fiyat, aradaki kişilerin sayısını azaltarak çiftçinin cebine girecek para miktarını arttırmamız lazım ki tarımsal geri dönüşüm ortaya çıksın. Yeniden gençlerimiz tarımla ilgilenmeye başlasın ve geleneksel tarım değil, yenilikçi tarım uygulamaları dediğimiz iyi tarım uygulamaları ve organik tarım uygulamalarının Türkiye'de giderek genişlemesi gerekliliğine inanıyorum. Bu şartlar altında da tarıma verilen her türlü desteğin amacın uygun şekilde kullanıldığında son derece müspet faydalar olduğuna da yine inanıyorum. Evet, o zaman siz de aynı şekilde kalıcı ve sürekli olması gerektiğini bu tarz teşviklerini söylediniz. Sesinizi alamıyorum. Arkadaşlar bağlantı, siz de mi almıyorsunuz Hüseyin Hocam? Evet, şimdi geliyor. Tamam, siz alabiliyor musunuz Ayhan Hocam? Ben aldım şu anda, tamamdır. Sağ olun. Siz o zaman siz de aynı Hüseyin Hoca'nın söylediği gibi bu tarz teşviklerin kalıcı ve sürekli halde uygulanması ve yapılması gerektiğini söylediniz ve tarımdaki gelir kaybına dikkat çektiniz. Yani üreticilerin aslında gelir kaybının olduğunu ve çok ucuza alınan ürünler neden bizim evimize gelene kadar bu kadar fiyatlar artıyor? Bunun kesinlikle tespit edilmesi gerektiğine de vurgu yaptınız. Bir diğer konuyla ben devam etmek istiyorum. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması vardı. Biliyorsunuz kiralarda fahiş artışlar söz konusu. Baktığımız zaman %25 artış sınırı getirilmişti. Temmuz'da sona erecekti. Bu sürenin uzatılacağı söyleniyor ve fahiş kira artışına da yaptırım getirilmesi gündemde. Baktığımız zaman bu %25'lik sınırlama sizce başarılı oldu mu? Evet, süresi uzatılacak ama kiraları düşürmek adına sizce nasıl bir performansı oldu? Ve önümüzdeki dönemlerde bu fiyatları kontrol altına almak adına neler yapılabilir? Hüseyin Hocam buyurun. Şimdiki oradaki performansı ölçmek zor. Evet, geçen sene Haziran'da çıktı. %25'le konuttaki artışı sınırlandırdık. Bunun yanında ama 5 yıllık bir süreyi doldurduktan sonra raiz kira bedelinden kiralar revize edildi. Aynen ben de. %85 artış oldu. 5 yıl doldurduğum için. Benim de oturduğum evde. Bunun yanında Türkiye'de insanlar konutluyor. Yatırım amaçlı alıyor. Yatırım alternatiflerine baktığımız zaman bütün borsa hariç tüm yatırım alanlarında enflasyonun altında getiri sağlamışlar. Bunlar da konut fiyatları arttı. Yani tüm Türkiye'de ve il bazına baktığımız zaman %150'nin üzerinde bir artış var. İnsanlar eskiden 2 milyonluk evi 5 milyon alınca haliyle onu kiraya verdiği zaman da 5 milyon üzerinden elde edeceği gelir hesaplamaya başladı. Bu da neydi? Ve kira beklentisini arttırdı. Şimdi toplumsal anlamda bir sıkıntı var. Yani hala gazetelerde okuduğumuz ya da çevremizde kirayla oturan arkadaşlarımıza baktığımız zaman herkes bir sıkıntı içerisinde. 5 yıl dolmadan %25 artış yapabilecek ev sahipleri de çeşitli sebeplerle kiracısı çıkartmaya çalışıyor. Yani artık bu bir sadece kira artış oranı ya da enflasyon bir oran olmaktan ziyade toplumsal bir sorun haline gelmeye başladı. Çünkü asgari ücreti 8500 lira olduğu yerde artık 8500 lira oturacak ev bulmakta zorlanıyor. Bu da insanların bir yaşam oluşturmasını engelliyor. Dolayısıyla sırf kira geliriyle geçen insanlar var. Belki bunlar da tabii ki mağdur olacak ama burada Türkiye'deki ev sahiplik oranı %60'lar civarında. Ama bu ev sahiplik oranı deyince birden fazla konutu olanlara dikkat alındığı zaman kirayla oturan kesin fazla ve İstanbul'da çalışmak, İstanbul'da daim olmak artık bir ceza unsuru oldu. Eskiden İstanbul dışına çıkmak cezaydı. Şimdi İstanbul'a tayin edildiği zaman ceza. Dolayısıyla kira artışları özellikle şu an durdurulsa dahi %25 artışla fazla. Neden? Şu an İstanbul'da 10 bin liranın altında kolay kolay ev bulunmuyor. %25 artış ve 2500 lira. Oysa biz emekliye 2000 lira zam yaptığımız zaman tarihi artışlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun başarılı olması, peki bu sene %25'i sırlandırdık, seneye ne olacak? Dolayısıyla biz bunun aynen tarımdaki gibi altında yatan sebepleri, enflasyonu, belli satın alma gücünü arttırmakla mücadele edebiliriz. %25'le sınırlandırmak bir sene, o da 5 yıl doldurmamış kiracılara biraz fayda sağlayabilir. Ama aynen bir sene. Seneye tekrar aynı programda benzer şeyleri konuşacağız.
Bu artışı ortaya çıkaran sebepler en başta enflasyon, artı satın alma gücündeki iyileştirmelerle eskinin üzerinden üstesinden gelebilir. Evet, Ayhan Hocam siz neler söylemek istersiniz fahiş kira artışlarına ilişkin? Baktığımızda %25 artış sınırının uzatılacağı söyleniyor. Bu sizce sınırlama nasıl oldu? Başarılı olabildi mi sizce fahiş kiraları indirmek adına? Ve önümüzdeki dönemlerde neler yapılabilir bu konuyla ilgili? Evet, ekonomide cebri uygulamalar genellikle başarılı olmaz, onu söyleyeyim. Yani işin doğasına aykırı bir şekilde davrandığınız zaman o baskı ortadan kalktığında tıpkı su gibi tekrardan yayılmaya başlar. Doğal olarak bizim buradaki temel sorunumuz neden kira problemimiz var? Çünkü Türkiye'de konut sahibi olma problemi var. Peki neden konut sahibi olma problemi var? Türkiye'de toplu konut idaresi diye bir idaremiz var aslında. Ve kuruluş amacı özellikle orta direğe uygun halkın normal standarttaki konut ihtiyacını karşılamak üzereydi. Başlangıç itibariyle de bu şekilde yapılan konutlar sonrasında farklı bir kulvara doğru geçti ki bu kulvar genellikle lüks ve lüks üstü konutlara doğru eğilmeye başladı. Doğal olarak burada orta direk dediğimiz ekonominin ana can damarı olan kesimin alabileceği nitelikteki evlerden uzak, doğal olarak fiyatları yüksek ve orta direğin uzanabileceği seviyede olmayan bir konut oldu. Ve bunlar yüksek gelir grubu için alternatif bir yatırım aracı olarak karşımıza çıktı ve fiyatları da her geçen gün arttı. Ve bizlerin orta direğin oturabileceği nitelikte standart ve standart üstü evlerin sayısı maalesef giderek azalmaya başladı. Bunun üzerine üst üste gelen bir takım problemler oluştu. Bu problemlerden bir tanesi özellikle son zamanlarda yaşadığımız deprem. Ardından büyük şehirlerdeki popülasyonun giderek artıyor olması mevcut konut arzının yetmemesi gibi bir sonuç ortaya çıkarttı. Tüm bu sorunlar varken üzerine bir de yüksek enflasyon eklenince, yüksek enflasyon dönemiyle beraber özellikle yatırım araçlarının getirilerinde istenen ve beklentiler ortaya çıkmadıkça normal gelir sahibi olan insanların uzanabileceği evlerin dahi fiyatları talep nedeniyle artmaya başladı. Ve sonuç ev fiyatlarının yükselmesi, ev fiyatlarına yönelik olarak da kira fiyatlarının, kira artışlarının istenen ve beklenen düzeylerin çok üzerinde seyretmesi gibi bir durum. Bu duruma siz cebren müdahale etseniz bugün gazetelerde, televizyonlarda gördüğümüz ev sahibi ve kiracı çatışmalarına yol açarsınız. Bu sorunun çözümü cebri alanda olmamakla, cebri alanda olmaması gerekmekte. Olması gereken şey, bunun da maalesef kısa vadede bir çözümün olacağını ben inanmıyorum. Olması gereken şey standart nitelikteki konut miktarının arttırılması, aynı zamanda enflasyonun kontrol altına alınarak milli gelirde artışın sağlanabilmesi, insanların ödeyebileceği bir kira düzeyine ancak bu şekilde sahip olabileceğini ben öngörüyorum. Bakın yaklaşık son 10 yıl içerisinde kişi başına düşen milli gelir yaklaşık %27 düştü dolar bazında. Aynı dönem içerisinde devletin açıklamış olduğu tüketici fiyat endeksi yaklaşık %197 arttı. Bunun anlamı nedir? Mal fiyatları, mal ve hizmet fiyatları yaklaşık 2 kat artarken bizlerin geliri 4'te 1 oranında azaldı. Yani bu şu demektir, şu anda herkes mevcut gelirini 3 ile çarparsa o zaman hiçbir problem kalmaz. Yani o zaman 10 bin liralık bir kira da bir problem olarak kalmaz. Bizim yaşadığımız sorun aslında gelir sorunudur. Bugün cep telefonu çok pahalı diyorsak, cep telefonunun pahalı olmasından ziyade esas önemli olan bizim alım gücümüzün azalmasıdır. Bugün et fiyatının çok yüksekliğinden bahsediyorsak aslında et fiyatının yüksekliği değil bizim satın alma gücümüzdeki erimedir. Tekrar ediyorum son 10 yılda milli gelirimiz kişi başına %27,5 düşerken mal fiyatları %197 yani 2 kat artmıştır. Bu sorunların temelinin hepsi aslında gelire dayanmaktadır diye düşünüyorum. Evet, siz o zaman temel olarak sorunun gelir olduğunu vurguladınız.
Hemen bir diğer konuyla devam etmek istiyorum. Baktığımızda altın fiyatlarında televizyonlarda verilen, yani işlenmemiş altında, kuyumculardaki işlenmiş altın fiyatları arasında farkın bayağı açıldığını görüyoruz. Bu konu aynı zamanda kur için de geçerli. Bu farklar neden oluşmuş olabilir acaba? Bu sorunu gidermek için İstanbul Kuyumcular Odası'nın başlattığı bir mobil uygulama söz konusu, haberlerimizde de vermiştik ama neden böyle bir fark olmuş olabilir acaba ve bu sorunu gidermek için neler yapılabilir? Hüseyin Hocam, buyurun. Evet, Fatma Hanım, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı yapmış olduğu bir açıklama var. Bir mobil uygulama geliştirmişler. Ama kendileri zaten çok net açıklamışlar. Yani televizyon ekranlarında okuduğunuz fiyatlar işlenmemiş altının gram fiyatı. Dolayısıyla biz kuyumcuya gittiğimiz zaman bunun yanında işlenmemiş altın söz konusu. Dolayısıyla fiyatları işçilik maliyetleri de etkilenir ve karşımıza farklı bir fiyat çıkıyor. Tabii ki bazı, örneğin çeyrek altın, Cumhuriyet altını gibi standart fiyatları olan altınlar da var. Bunların alı-satış arasındaki marjı da kısıtlı. Bunun yanında bankalardaki altın hesapları da var. Onların da bir alı-satış fiyatları var. Dolayısıyla eğer işlenmiş altın devreye girdiği zaman alı-satış fiyatları arasında fark olduğu gibi satış fiyatları gram altına göre de fark oluyor. Dolayısıyla bizim ekranlarda gördüğümüz fiyatlar genelde ham işlenmemiş altının gram fiyatları. Dolayısıyla kuyumcuya gittiğimiz zaman farklı fiyat çıkıyor. Çünkü fiziki olarak işlenme söz konusu. Bankalarda da biraz daha farklı olabiliyor. Bankalarda altına bir kur gibi, yabancı para gibi alış ve satış arasında bankalarla kar veya zarar edebildiklerinde marjı, yani makası açıyorlar. Dolayısıyla piyasada birden fazla fiyat oluşuyor. Çünkü bank serbest piyasa diyoruz ama fiyatlar o kadar çok açılıyor ki. Evet. Kesinlikle öyle hocam. Ayhun hocam, siz neler söylemek? Evet, sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor. Hüseyin hocanın bağlantısı zannediyorum koptu. Neyse. Zaten sözlerini tamamlamıştı diye tahmin ediyorum. Ayhun hocam, siz neler söylemek istersiniz? Altın fiyatlarında yaşanan bu farka ilişkin ve baktığımızda yine kurda da aynı fark söz konusu. Neden olmuş olabilir ve önümüzdeki dönemlerde sizce neler yapılabilir? Dikkat ederseniz son zamanlarda altın ve dövizde ciddi manada bir volatilite ve beklentilerin yukarı doğru seyrettiği bir dönemle karşı karşıyayız. Ancak bu volatilite, yani aşırı oynaklık durumunda doğal olarak alış ve satış arasındaki farklar, yani spread dediğimiz alım satım farkının giderek... Evet Ayhan hocam, sesinizi duyamıyoruz biz. Kısa bir reklam aramız olacak. O sırada geliyor tekrardan. Geliyor mu şu anda? Evet, şu anda geliyor. Evet, buyurun Ayhan hocam. Evet. Gerekse Hüseyin hocanın da ifade ettiği gibi ekranlarda gördüğümüzde, kuyumcuda gördüğümüz fiyat farkının arasında elbette ki işlenmiş ve işlenmemiş altın fiyatı var. Ama normal şartlarda da serbest piyasayla ekranlarda açıklanan rakamlar arasında elbette ki bir fiyat farkı var ve az önce, bilmiyorum yayına geldi mi sesim, ama aşırı oynaklık durumunda alış ve satış arasındaki farklar ciddi manada değişir. Bu da riskin arttığı anlamı taşır ki gerek döviz piyasalarında, özellikle hafta sonu baktığınızda bankaların hesaplarında dahi, banka sistemlerinde dahi alış ve satış arasındaki kur farkının çok fazla olduğunu görürsünüz. Buna benzer bir uygulama, ya da buna benzer bir uygulama demeyelim, insanları bu alış satış farkından aslında elemine etmek, doğal olarak riski minimize etmek için aslında Darphane ve Hazine'nin geliştirmiş olduğu altın sertifikaları var. Altın sertifikalarının bugün 0.01 grama denk gelen sertifikanın tanesi 14.53 lira. Yani bunun 100 tanesi 1 grama tekabül eder. 1 gram altın sertifikası 1453 liraya geliyor. Bakın, bu da altındır ve 50 grama ulaştığında da aslında bu fiziki altına çevrilebilir niteliktedir. Doğal olarak ben altın yatırımcılarına fiziki altından ziyade özellikle alım satım arasındaki farkın çok az olduğu ve sermaye piyasası içerisinde de bir karşılığı olan altın sertifikalarına yönelmelerini tavsiye ederim ki burada dediğim gibi 0.01 gram
altın sertifikası da alabilirsiniz 14 liraya. Ve bunları biriktire biriktire gittiğinizde 50 gram ve üstünde artık fiziki altına çevirebilme ihtimaliniz var. Ve alım satım arasındaki farkın da son derece düşük olduğu bir yapıyı da bize ifade eder. Son 1-1,5 yıldır uygulamada olan bu sistem, özellikle şu anda yakındığımız ekrandaki fiyat ve gerçek fiyat arasındaki dengesizliği de ortadan kaldıran bir diğer enstrüman tipidir diye de bunu aydınlatmak isterim. Pekala. Kısa bir reklam aramız olacak, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. BBN Ekonomi kısa bir reklam arasından sonra devam edecek.